boynu boncuklu gelin, vay gelin. Murat alıp gezemedim dünyada, sarılıp da sevdiğimin boynuna, boynu boncuklu gelin. Göçüp yaylaya gider de yaylada olak güder. Senin o bakışların adamı zeroş eder. Göçüp yaylaya gider de yaylada olak güder. Senin o bakışların adamı zeroş eder. Akdeniz'in dünyaya açılan penceresi Kanal Antalya Televizyon'dan herkese merhabalar efendim. Bu haftaki Kültür Çınarı programımızı da Konya'dan sizlere sunmaya çalışacağız. Bugün yine mahallinden, mahlasından eserlerle sizlere hitap etmeye çalışacağız. Yine yanımızda Konya'dan kendi türkülerini halk deyimleriyle, kendi sazıyla, yöresel motifleriyle süsleyerek insanların, burada yaşayan tüm insanların duygularına tercüman olan bir halk ozanımız var. Önce halk ozanımızı tanıyacağız. Sonra türkülerinin hikayelerini ve türkülerini dinleyeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. İbrahim Demirtaş, Karaman'a bağlı Sarıveller ilçesinde dünyaya gelmişiz. Siz Antalya deyince bizim hep dinlediğimiz Antalya Radyosu eskiden. Hatta istekler yazardık. Bir hafta sonra okurlardı, türkülerimizi dinlerdik. Onun için Antalya'dan geldiğiniz için sizlere çok sonsuz teşekkürler ederim. Ve 14 yaşında başlamışım ben şiir yazmaya. İlk yazdığım şiirin de bir kıtası şöyle. O dönemde bir öğretmene sormuştum. Köyümüzden üç güzele vuruldum. Biri Ayşe, biri Meryem, Cemile. Vuruldum da dilden dile duyuldum, bir Ayşe, bir Meryem, Cemile. Hani böyle devam eder gider. Ve yaşımız şimdi 62,5'a geldi. Halen daha yazmaktayız. Bu millet, bu insanlarımız bizlere yazdırıyor. Mesela şehitlerimiz olur, Allah onlara cennet nasip eylesin. Amin. Yakınlarına başsağlığı dileriz. Onlara çok şiirler yazdım. Hani kendim onların içinde görüyorum. Yalnız bir yere gittiğim zaman da halkın içinde olurum. Halkın içinde olduğum zaman da bazen yalnız kalırım. Hani öyle bir duygumuz var. Ve bu türküleri mesela güz gelince durguna kar dereler. O nereden esinlendim? Artık her insan dünyaya geldiğinde bir bahar havasında gelir. Yeni bir bahar bahşedilmiştir ona. Ama o ileriki günlerde yaş kemale ermeye baktığında o durgun oluyor artık, hani ağır çekimde derler ya, şimdi ağır çekimde yaşamaya bakar. Mesela güz gelince durgun akar dereler. Bu türkümü de bundan esinlenerek yazdım. Şimdi herhalde onu okuyacağım. De sizlere de teşekkür ediyorum. Böyle bir bizlere de böyle bir kapı açtığınız için. Hani biz gönül adamıyız. İnan Konya'da en fazla öğrenciler şey yapıyorlar. Eğitim fakültesi olsun, Selçuk Üniversitesi olsun veya Beşeri Bilimler Fakültesi olsun. Oraya üç sefer gittik bu sene. Öğrencilere iç içeyiz. Onlar bir programlar olduğunda beni çağırıyorlar. O kadar türkülere hasret kalmışlar ki. Neden? Televizyonlarda türkü programı yok. Radyoları zaten dinlemiyorlar. O diğer şeyler, kanallarda da, diğer türkü şeylerinde de hep şey, pop müzik üzerine. Hatta geçen Konya'ya TRT'nin radyo günleri geldiğinde orada da söyledim, dedim bacım spikere biraz da türkü dedim söylettirseniz, siz de hani hep şey söylüyorsunuz dedim. Onda tamam teşekkür ederim dedi. Onlar da söylediler. Sağ olsunlar.
da milletimiz türkü hastası ama duydukları yok. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi üstadımız da herkes gibi kültürel yozlaşmanın farkında ve tüm türküyle ilgili birimleri ona dikkatini çekiyor. Yani yozlaşmamızı o da biliyor. Ne kadar yozlaştığımızın farkında. Onun için türküler mahallinde mahlaslarından, kaynak kişilerden çok iyi güncellenmeli. Yani bu nasıl olacak? Bugün türkü hala türkü derleyen, türkü besteleyen, türkü üreten ozanları, yerel halk deyimlerini havalandıran ozanları böyle zaman zaman onur ederek hakikaten çok revaçta olan iletişim araçlarında onları sürekli güncellemek gerektiğini ozanımız da böylece dile getirmiş oldu. Üstad, bir ilk türküyü alalım sizden, ondan sonra söyleşimize devam edeceğiz. Gelince durgun akar dereler dereler, aşkın uzaklarda beni pareler pareler. Sen gideli derman bulmaz yareler, hekimler bir çare dön gel sevdiğim sevdiğim sevdiğim, dön gel sevdiğim. Aşkın kemendini taktı, asıldı, asıldı. Hakka yalvarmaktan sesim kısıldı, kısıldı. Kuş tüyü yastığım diken kesildi. Başımı dizine koy gel sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Koy gel sevdiğim. İbrahim der viran oldu yıllarım yıllarım, toz duman içinde kaldı yollarım yollarım. Dolular vurdu da kırık dallarım, deli rüzgar oldu esken sevdiğim sevdiğim sevdiğim, esken sevdiğim. Hasret zincirini kır gel sevdiğim, 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 kır gel sevdiğim. Sevgili seyirciler, kimi zaman yürekte yanan aşk yarasının gönülde tüten dumanıdır türküler. Türküler tarih boyunca türkü anlatmaya devam etmiştir. Bundan sonra da türküler türkü anlatmaya devam edecek. Evet, yine bir türkü alacağız üstattan. Önce hikayesini dinleyeceğiz. Evet, nedir sıradaki türkü? Önce hikayesi. Sıradaki türkü, alemi gaybte nura bürürken melekler sır mıyım sordular beni. Rabbime götüren yolda yürürken o handan bu hana sürdüler beni. Bu türkünün biraz içeriği tasavvufi gibi. Evet, bu türkünün içeriği aslında bir
Cenab-ı Allah'ın alemi gayipten, gayip aleminden dünyaya gelişimizi ve bu dünyadaki meşakkatleri ve yaşantıları harmanlayıp öbür aleme göçüşümüzden, beş kıtalık bir türkü. Mesela son kıtada diyorum ki, İbrahim dünyadan murad almadı, bıraktı ustalar harcım karmadı, ödedim aleme borcum kalmadı, defterden kalemden sildiler beni. Evet, üstadı dinliyoruz sevgili seyirciler. Alemi gayipte nura bürürken melekler sırmayım sordular beni. Alemi gayipte nura bürürken melekler sırmayım sordular beni. Rabbime götüren yolda yürürken o handan bu hana sürdüler beni. Rabbime götüren yolda yürürken o handan bu hana sürdüler beni. Canımı canana nasıl yaktım ben, aşkından muhabbet sevgi ektim ben. Canımı canana nasıl yaktım ben, aşkından muhabbet sevgi ektim ben. Söylemem maziyi neler çektim ben, seyyahım yollara serdiler beni. Söylemem maziyi neler çektim ben, seyyahım yollara serdiler beni. Geceye simsiyah perde indiren, aşk ile sevdası beni dindiren. Geceye simsiyah perde indiren, aşk ile sevdası beni dindiren. Mevladır yönümü hakka döndüren, ölmedim kefene sardılar beni. Vuslattır yönümü hakka döndüren, ölmedim kefene sardılar beni. İbrahim dünyadan murad almadı, bıraktı ustalar harcım karmadı. İbrahim dünyadan murad almadı, bıraktı ustalar harcım karmadı. Ödedim aleme borcum kalmadı, defterden hesaptan sildiler beni.
Ödedim aleme borcum kalmadı. Defterden kalemden sildiler beni. Sevgili seyirciler, kimi zaman dağları delip toprağını eleyen kalburdur türkü. Kalburdan kasıt, sıladaki sevdaya hasret çeken gönülün delik deşik oluşudur türkü. Evet sevgili üstadım, şimdi sırada ne var? Önce bir hikayesini dinleyelim, sonra da türküyü dinleyelim sizden. Şimdi gurbet demişken, tabii gurbet hayatlarım çok acıklı geçti benim. Asıl gurbet bu dünya hayatıdır. Evet. Hani sıladan ayrılıp da başka bir yere giden gurbet diyorlar ama bana göre gurbet bu dünya alemidir. Şimdi ben yıllardır herkese nasihat ederim. Nasihat. Başka bir şey gelmez elimden. O nasihat ederken birine bir kıtalık bir şey söylemiştim. Hani oğlum işte kuru yaprak dalda durmaz. Hani bu gençlik elinde durmaz. Hani arı uçar balda durmaz. Her bal yapan arı da zamanı geldi mi ya ölür ya uçar. Bir de diline dedim dikkat et. Dil söz ağızdan çıktığı zaman o söz söyleyenin sahibidir. Ama konuşulmayan sözlerin sahibi de insanın kendisidir. Diline de dedim sahip ol. Bunları anlatırken o delikanlı gittikten sonra ya beynimde bir şey oluştu böyle. Hani kuru yaprak dalda durmaz, arı uçar balda durmaz, söz gelen de dilde durmaz, düşünerek konuşu olur. Onda bir türkü yaptım. O havalandı gitti. Havalandı gitti. Onu okuyor mu? Tabii ki. Lütfen, lütfen üstadım. Buyurun. Kuru yaprak dalda durmaz, arı uçar balda durmaz. Söz gelen de dilde durmaz, söz gelen de dilde durmaz. Düşünerek konuşur, düşünerek konuşur. Cahil olanla yarışma, kavli yalanla buluşma. Bilmediğin dağı aşma, bilmediğin dağı aşma. Bir bilene danış olur, bir bilene danış olur. Hak kulların görme hakir, ister zengin ister fakir. Gönüllere sevgi dokur, gönüllere sevgi dokur. Bilginlerle tanış olur, bilginlerle tanış olur. Şad olur hakkı bulanda, doğru çıkmaz bin yalanda. Ecel canını alanda, ecel canını alanda. Yoktur geri dönüş oğul, yoktur geri dönüş oğul. Evet sevgili seyirciler, Kültür Çınarı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalmış bir toplum, toplumun şah damarlarından birisi kopmuştur diyor ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz hep
Bektaşi geleneğini Alevileri hep şöyle andık. İyi ki varsınız. Asırlar boyu Türklüğün geleneğini, kültürünü, türkülerini gelecek kuşaklara yüzyıllar boyu bir hambal gibi taşıdınız. Yoksa çoktan yozlaşırdık. Onlar bu kültüre hayatlarını koymuşlar. O kadar çok emekçi insanların emekleriyle kültürümüz yozlaşmadan bugünlere kadar gelmiştir onların sayesinde. Şimdi de Isparta'nın yakın bir köyü Aliköy'deyiz. Efendim Ali demek mücadele demek. Ali demek Kerbela demek. Ali demek Ehl-i Beyt demek. Burada da Alevi dedeleriyle beraberiz. Kendi haline çalıp söyleyen, üreten, kültürümüze katkıda bulunan bu geleneği, folklorik kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıyan özel insanlarlayız. Özel çınarlarlayız. İşte kültür çınarı böyle kültürümüze hizmet etmiş çınarları her daim ekranlarınıza taşıyacak. Evet, şimdi de Aliköy'de kendi haline çalıp söyleyen dedemizi bir tanıyalım. Sizlere bir kendini tanısın. Ondan sonra eserlerinden sizlere örnekler sunalım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun bu mütevazi konağınızda bizleri misafir ettiniz. Tabii ki bizim nemalanmak istediğimiz sizin sanatınız. Size özel yaktığınız, olaylara yaktığınız, gönüllere indiğiniz, melodik motiflerle süslediğiniz deyişlerinizi dinlemek, bunları seyircilere aktarmak. Nasıl gidiyor hayat? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bu geleneğin neresinden tuttunuz? Ne zamandan beri çalıyorsunuz? Kimden aldınız eli? Eli büyüklerimizden cem hususatında 23 yaşında ben ceme girdim, vasıl oldum. 1954 doğumluyum. İsmim Bektaş Güngör. Büyüklerimden bu yolun ahkamı, güzelliklerini aşina olup onları sevgi üzerine yaptığımız için bu yola baş koyduk. 1977 Aralık 27'de ikrara ben doldum. Acizane ceme girdikten sonra çalıp söylemeye başladık. Nota bilmem ama cem usulünde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Üstadım, nota sizin ürettiklerinizi yazar. Siz üretmezseniz nota yazacak hiçbir şey bulamaz. Eyvallah. Burada kaynak, eyvallah, derya, eyvallah, çınarlar sizlersiniz. İyi ki varsınız. Yani bu kültüre gönül vermiş insanlar sizlere ne kadar dua etse azdır. Çünkü asırlar boyu Türklüğü anlatan gerçek belgeler, eyvallah, türkülerdir. Eyvallah. Bizim folklorik sanat dallarımızdır. Her alanıyla, oyunlarıyla, halk danslarıyla, deyişleriyle, manileriyle, türküleriyle. Siz de tabii ki burada en büyük, en özel çınarlardan birisiniz bana göre. Sizden şimdi bir kendinize ait bir eser dinleyelim. Millete bir sizin eserlerinizden bir örnek dinletelim. Bir kelime daha. Buyurun efendim. Kendime şiar edindiğim bir konu var. Biz bunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yaptığı gibi bir bayrak yarışı olarak kabul ediyoruz. Büyüklerimizden biz aldık bir bayrak yarışını elimizde götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Ondan sonra bizden gelecek nesillere bir armağan bırakmak istiyoruz. Amacım bu. Allah razı olsun. Size bu yolda kolaylıklar diyorum. Her işiniz rast gelsin. Buyurun efendim, sizleri dinleyelim. Buyurun. Buyurun. Sefa geldin, sefa geldin, sultanım sen sefa geldin. Can
canı cana sefa kıldım. Cananım sen sefa geldin, sultanım sen sefa geldin. Canı cana sefa kıldım, sultanım sen sefa geldin. Cananım sen sefa geldin. Muhabbetle coştuk, muhabbeti haktan açtık. Sevgi pınarından coştuk. Sultanım sen sefa geldin, sultanım siz sefa geldin. Yaktık aşkın çırağını, bulduk gönül durağını. Aldık dostum selamını, sultanım sen sefa geldin, sultanım sen sefa geldin. Aldık dostum selamını, sultanım sen sefa geldin, cananım sen sefa geldin. Derdik kemini güllerini, duyduk tatlı sözlerini. Sorduk güzel hallerini, sultanım siz sefa geldin, cananım sen sefa geldin. Cemalinde hakkı gördük, niyaz edip yüzler sürdük. Cemalinde hakkı gördük, niyaz edip yüzler sürdük. Şükür Bektaş dostu bulduk, sultanım sen sefa geldin, cananım sen sefa geldin. Şükür Bektaş Cemal gördük, sultanım sen sefa geldin, cananım sen sefa geldin. Sefa bulduk Erenler. Yine hoş geldiniz. Sağlar getirdiniz efendim. Evet sevgili seyirciler, Evliyalar şehri, Selçuklu Sultanlarının şehri Konya'dan programımız devam ediyor. Şimdi de üstadımız yine bize hikayesiyle bir türkü seslendirecek. Önce hikayesi, sonra türkü. Evet üstadım, hangi türkü ve hikayesi? Kalbimde şimşekler çakar seni her gördüğüm zaman. Aşk ateşin beni yakar, tenime değdiğin zaman. Bu
Tabii ben 1978'de askerden geldim. Köyümdeki şeyleri bıraktık. Hadime bağlı Taşkent ilçesi vardı. Kasabası vardı, şimdi ilçe. Oradan bir kızla işte evlendik. Eşim ana kız Demirtaş. Ona ilk böyle sevdalandığım zamanlar 78 yılında yazmıştım. Tabii insan bir dostunu gördüğü zaman da kalbinde şimşekler çakar. Bir sevdiğini gördüğü zaman da, bir yarını gördüğü zaman da. O zaman yazmıştım. Kalbimde şimşekler çakar seni her gördüğüm zaman. Evet, dinliyoruz efendim. Kalbimde şimşekler çakar seni her gördüğüm zaman. Aşk ateşin beni yakar tenime değdiğin zaman, tenime değdiğin zaman, değdiğin zaman. Aşk ateşin beni yakar tenime değdiğin zaman, tenime değdiğin zaman, değdiğin zaman. Dağlardan aşarım, sunan peşinden koşarım. Bazen cennette yaşarım, yüzüne baktığım zaman, yüzüne baktığım zaman, baktığım zaman. Sanki cennette yaşarım, yüzüne baktığım zaman, yüzüne baktığım zaman, baktığım zaman. İbrahim der yana yana, seni sevdim dedi cana. Dünya zindan olur bana, sunam sen öldüğün zaman, sunam sen öldüğün zaman, öldüğün zaman. Dünya zindan olur bana, yarim sen öldüğün zaman, yarim sen öldüğün zaman, öldüğün zaman. Sevgili seyirciler, Ozan'ımıza teşekkür ediyoruz. Kültür Çınarı olarak bizleri evinde ağırladığı için onun türkülerini, onun eserlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Konya'dan yayınımız devam edecek. Bizimle yürümeye devam edin.
Daldım meram çayına, canım nasıl dayana. Daldım meram çayına, canım nasıl dayana. Bacısına göz koydum, göz koydum, göz koydum, göz koydum. Başlık verdim kayına, başlık verdim kayına. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Düşmanların çatlasın, 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 çatlasın. Merama gel bu pazar, merama gel bu pazar. Meram yolu taşlıdır, yar ceylan bakışlıdır. Meram yolu taşlıdır, yar ceylan bakışlıdır. Yastığı kuş tüyünden, 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 tüyünden. Yorganı nakışlıdır, yorganı nakışlıdır. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Düşmanların çatlasın, 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 çatlasın. Merama gel bu pazar, merama gel bu pazar. Bağlarımız yeşersin, kız yaramı deşersin. Bağlarımız yeşersin, kız yaramı deşersin. Meramdan kız alırsan, 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 alırsan. Meramına düşersin, meramına düşersin. Konya'dan kız alırsan, 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 alırsan. Meramına düşersin, sevdasına düşersin. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Konyalı kız Gülizar, çektirirsin ahuzar. Düşmanların çatlasın, 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 çatlasın. Merama gel bu pazar, merama gel bu pazar. Evet sevgili Kültür Çınarı izleyicileri, yine kültürümüzün koca çınarından bir türkü daha alacağız, bir deyiş daha alacağız. Kendi özünden gelen, kendi yaktığı bir deyiş. Buyur üstadım, sazla sözle sizin. Çaldırman aksa saçın, neşen var mı sen ona bak. Çaldırman aksa saçın, neşen var mı sen ona bak. Bu dünyada dostluk için pişen var mı sen ona bak. S-
Saraylıyı sarmış gibi gideceğin kara kabir. Gönüllerin köşkünde bir köşen var mı, sen ona bak. Bırak benimki davasını, sar dostluğun yarasını. Senlik benlik davasını aşan var mı, sen ona bak. Boşalttıkça dem tasını, aş şişenin vanasını. Boşalttıkça dem tasını, aş şişenin vanasını. Bu dünyanın anasını satan var mı, sen ona bak. Zevrak etmez bugün merak, yarının da sahibi hak. Bugün köşende bir ufak şişen var mı, sen ona bak. Bugün dolabından ufak şişen var mı, sen ona bak. Eyvallah. Sevgili seyirciler, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mevlana şehri Konya'dan yayınımız devam ediyor. Şimdi de doğadaki, dağdaki doğal hayatı resimleriyle bütün alanlardan en doğal şekliyle belgeleyerek şehire indiren ve birçok şölende, birçok görsel panellerde sergilerini açan sevgili Zeki Oğuz abimizle beraberiz. Öyle bir gönül insanıdır ki bir yerde bir şölen olsa çantalarını hazırlar, resimlerini hazırlar. Kimseden hiçbir şey istemez. Hiçbir beklentisi yoktur. Kendi imkanlarıyla gider o şölende, kendine ayrılan bir bölümde resimlerini sergiler. Hiç kimseden de bir şey istediği bugüne kadar görülmedi. Öyle bir gönül insanı. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Çalışmalarıyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Seni yeniden Konya'da görmek çok güzel. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Nasıl gidiyor hocam çalışmalar? Valla çalışmalar çok iyi gidiyor. Bu ara hayli yağışlıydı, pek dışarı çıkamamıştım. Ama iki gün önce kendim dağlara attım, yine Toroslara. Göl kısımlarımı buldum. Bulgur pilavlarını yedik, sohbet ettik, dertlerini dinledik. Ve akşam olunca döndük geldik. Ve aynen devam ediyorduk. Hocam uzun yıllardan beri Toroslar'da, ben öyle tahmin ediyorum, girmediğiniz bir çadır kalmadı. Kalmadı. Ben takip ediyorum sizi. Şöyle, çadıra vardığım zaman hısım sayıyorlar beni. O çadırdan biri gibi kabulleniyorlar. Bu da çok mutlu ediyor beni. Hocam değişiklik olarak ne gibi değişiklikler gözlemliyorsunuz? Sizin gözlemleriniz çok önemli. Çünkü bunları resimlerle de anlatıyorsunuz. Zaten genelde çok fazla konuşmazsınız.
sadece resimlerle anlatırsınız. Sizin anlatım diliniz bu olsa gerek. Ben öyle algılıyorum sizi. Şimdi, neler değişti dağda, evet, doğal hayatta? Aslında çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim bu konuda. Çünkü ben 20 sene önce yörüklerle ilk tanıştığım yıllarda, 1000 yıl öncesi neyse oydu yörükler. Fakat zamanla güneş panelleri girdi, o paneller sayesinde televizyonlar girdi çadırlara ve bakıyorum çok ilkel, garip diziler izliyorlar genç çocuklarımız. Modern telefonlar girdi ve ulaşamayacakları şey yok o telefonlar sayesinde. Yani kültürel anlamda bir yozlaşma görüyorum. Yani kent hayatı dağa da girdi artık dağa diyorsunuz. Bir şekilde yansıyor. Evet. Ve o çocukların moral değerlerini de çürütüyor aslında. Hocam, bu kültürel yozlaşmanın gördüğümüz gibi birçok alana sirayet etmesi son derece vahim bir olay günümüzde. Peki ne gibi önlemler alınabilir? Sizin gözlemleriniz çok önemli. Ne yapılabilir ki gelecek nesilleri kurtarabilelim? Şimdi şöyle Enver, bu göçer yörüklerin, benim anlattığım Sarıkeçil göçer yörüklerin en büyük sorunu eğitim. Çocuklarını yeterince okula gönderemiyorlar, eğitiremiyorlar. Bu eğitime bir çözüm bulunursa kültürel anlamdaki yozlaşmaya da bir şekilde önlenir diye düşünüyorum. Peki hocam, zaten şehir eğitimin içindeki insanlar da bu durumda. Yani burada sizce eğitim sistemi doğru mu? Eğitim sisteminde mi bir değişiklik yapılmalı bu kültürel yozlaşmanın önüne geçmek için? Yani buradaki eğitim sistemi bir şekilde yansıyacak. Örneğin ben bu Göçer Sarıkeçliler Dernek Başkanı'yla bu konuyu konuştuğumda adamın önerisi şuydu. İşte bir iki yere yatılı bölge okulu yapmak, çocukları zamanından önce okuldan almamak ve güzün zamanı gelince tekrar okula göndermek. Ama bir şartı vardı arkadaşım. Çocukların başına bir yörük anası veya dedesi koymak. Çünkü bunu koymadığın zaman yörük çocukları orada kendilerini mahpus gibi hissediyorlar. Dağ özlemi ağır basıyor ve çocuklar orada kalmak istemiyorlar. Yatılı bölge okulunda kalmak istemiyorlar. Bazen hırsım akrabanın yanında bırakıyorlar, öyle bir çözüm buluyorlar. Onu da çocuklar istemiyor. Ama o dernek başkanı arkadaşın bu önerisi kabul edilirse, başlarında kendilerinden birinin olduğunu görürlerse, bir şekilde uyum sağlayabilirler diye düşünüyorum. Hocam, sizin sergilerinizde hep ben bir başlık görüyorum. Gerek sosyal paylaşım sayfalarınızda, gerekse sergilerde, resimlerinizin başında. Orada hep şunu diyor. Torosların özgür çocukları, yörükler, konar göçer yörükler diyor. Burada o özgürlük hala dağda var mı? Dağda rahat mı yörükler? Hala var. Dağda çok rahat olmasalar da devletin bir şekilde baskısı var. Köylüler, köy muhtarların, köylerin baskısı var. Ormanın baskısı var. Ama buna rağmen gerçekten özgür hissediyorlar. Yani yıllar önce bir 16 yaşında bir yörük kızımız, işte kendisinin fotoğrafı da burada. Bir arkadaşımız sordu, üniversiteye gitmek ister miydin diye. İsterim ama yine bu hayatı yaşamak isterim dedim. Üniversiteyi bitirsem bile bu hayatı yaşamak isterim diye. Şehir yaşamının tadına varıp da tekrar dağlara dönen çocukları tanıdım ben. Onun dışında özellikle gençler göçerliği bırakıp da şehirde bir iş sahibi olmayı pek düşünmüyorlar. Yani orada kimse onlara iş buyurmuyor. Bu bir adaptasyon sorunu mu var orada hocam? Yani şimdi buraya gelip bir iş bulsa patron şunu yap diyecek. Evet. Yani birinin ona şunu yap demesi zorlarına gidiyor. Evet, evet. Şimdi dağda adam güneş doğarken başlıyor hayata. Gün batınca bırakıyor. Emir almıyor. Talimat herkes, almıyor. Yani büyük küçük herkes yapacağı işi biliyor. Gün doğdu mu bakmışsın çocuk sürünün peşinde, keçinin peşinde. O rahatlığı bu şehirde bulamayacağını hissediyor. Hocam, bunların gördüğü şehirde köleleşmiş bir toplum mu? Ondan mı ürküyorlar? Onları ürküten bu mu? Onları ürküten bence biraz da bu. Evet. Yani emir almayı pek sevmiyorlar. Evet. İllaki özgür olacak. Sevgili seyirciler,
Zeki Hocam da birçok bütün birikimini, bugüne kadarki olan birikimini, bir kısmını, birikiminin hepsi değildir o mutlaka da, bir kısmını kitaplarda topladı, kitaplar yazdı. Kitabının birisini de ben okudum. Oradaki hikayeye de bir şarkı yaptım. Onu bir gün kendisine dinleteceğim. Bir türlü kısmet olmadı. Hocam kitaplarınızdan bahsetsek. İşte son yörüklerle ilgili son kitaplarından biri bu. Akdeniz'den Toroslara Sarı Keçililer. Evet. Onların günlük yaşamlarını anlatmaya çalışıyorum. Sıkıntılarını anlatmaya çalışıyorum. Alanda derlediğiniz. Alanda derlediğim bilgilerle. Yaptığım çalışmalarla. Evet. Bu Selçuk Üniversitesi'nden Fransız Dili bölümünden bir hoca arkadaş benimle ilgili bir kitap yaptı. Yani Kadir Kıymet'i az da olsa biliniyor artık. Evet. Sağ olsun, bayağı bir emek çekti bu kitap için. Ve Konya dağ köylerinin kendine has güzel gelenekleri, görenekleri vardı. Halen de devam ediyor bir kısmı. Bu onunla ilgili bir kitap. Konya'da bir yayın evi yayınladı bununla. Bugüne kadar yayınlanmış 20 kitabım oldu. Halen de yeni kitap hazırlıkları devam ediyor. İlgi nasıl hocam kitaplara? Ona, benim kitaplara ilgi var. Ben de özellikle şenliklerde serginin yanında ama imza çok, da yapıyorum. Çok özel, çok sıra dışı çalışmalarınız var hocam. Yani bugün çok nadir insan sırtına yükünü alıp da dağlarda adım adım çadırları gezemez. Çok ayrıcalıklı, çok özel bir insansınız. Herkes o işi yapamaz. Konya Kültür Camiası bunu takdir ediyor. Birebir görüyorum bunu. Evet. Saygı duyuyorlar, sevgi duyuyorlar. Ve fakat bizim beklentimiz, affedersiniz, bütün Yörük Camiası'ndan aynı ilgiyi görmek bizim beklentimiz olacak. Görüyorum onlardan da kısmen de olsa. Gerçi bazen atlatanlar da oluyor da ilgilenenler bir sorun olduğu zaman duyuruyorum. Gerçekten sahip çıkan derneklerimiz var, sağ olsunlar. Başta da Antalya Yörükler Derneği, İzmir Yörükler Derneği sahip çıkıyorlar. Peki çok teşekkür ederim hocam. Bizi misafir ettiğiniz sevgili seyirciler. İşte şehirdeki kültürel yozlaşma daha da sirayet etmiş. Orada da birçok şey artık değişime uğramış. Hocamızın gözlemleri bu. Biz hala kültürel yozlaşmanın bir damla da olsa önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz efendim. Konya'daki programımızın burada sonuna geldik. Bir başka Kültür Çınarı programında kültürümüzün çınarlarıyla birlikte olmak üzere hoşça kalın, dostça kalın efendim.